Evet, Borussia Dortmund karşısında farklı bir mağlubiyet ve puansız kapatılan Avrupa defteri. Hocam, şimdi dün akşam özelinde birazdan pozisyonları, golleri de izleyeceğiz ama önce isterseniz Beşiktaş e, açıkçası bizi umutlandıran bir grubu neden puansız tamamladı, nasıl puansız tamamladı? E, ondan bahsedelim zira... E, İlk kurallar çekildiğinde acaba olabilir mi demiştik, biz de demiştik. Ee, Sergen Yalçın da öyle söylemişti. E, transferler, takviyeler de ona göre yapılmıştı e, ama olmadı. Maalesef Fizik'e şunu söyleyeceğim. Ee, ben burada yayınlarda şunu söyledim. Dört büyük takımızdan karma bile yapsak gruplardan çıkma şansımız sıfır. Nedeni çünkü makas çok açıldı. Bizdeki makas belli, oraları yakalamamız belli. Ha şey böyle bu, bu sezon böyle gitti. Beşiktaş'ın ben e, inanış stadında, eski adında değilim, bize öyle tabir ediyorum. E, Şampiyonlar yine buraya gelen takımların hepsinin maçlarını izledim. Biraz da Dortmund ilk maç, hatta orada da stadyumdan canlı yayın yapmıştık. Orta sahalar dedim hemen hemen birbirlerine denk. Ama bir 20 dakika bir Beşiktaş izledik. Yani sanki karşımızda Dortmund oynuyor. Yani o oynuyor, onlar evet. oynuyor ve kalecilerin Mükemmel 2-3 tane kurtarışı var. Ondan sonra golden sonra da gardınız düştü. Yani bir 20 dakikalık bir futbolları izlettiler bize ama ondan sonra da lig de dahil şampiyonlar liginde düşüşler başladı. Şu var mağlup olabilirsiniz, puansız da çıkabilirsiniz ki yaşandı bu. Ee, ama bu kadar da eller yukarı olmaz. Hani antrenmanda bile bu kadar rahat oynatmaz. Dortmund antrenmanda bile bu kadar rahat oynamıyordu. Kaleceni görmedik. Yani televizyondan izliyoruz. Beşiktaş'ın şutu yok şutu falan bırak yoklar yok. Yani hiçbir şey yok. Mesela Can kardeşimizi herkes övüyor. İşte şöyledir böyledir. Buralarda görüyorsunuz Beşiktaş olduğunuz için kendi liginizde biraz önlerdesiniz ama şimdi şöyle bir bakın. Onun çok fazla bir performans göstermesi lazım. Dün ne oldu? İki harekette topla buluşuyor. ismi geçmiyor. Boğdular hemen size. Geldiği yer ki oraları. könden çıkma. Herkes onu şarkı falan biliyordur ama ben onu da 17-16 yaşlarında könden durumlarını biliyorum. <laughs> Sırf onun üzerine yüklememek lazım. Takım olarak yoklar. Hiç yoklar. Bu sezon e, herhalde Ümrani'yi e, etmek lazım. E, bu bir test olabilir. Neden Beşiktaş bu düşüşleri yakalıyor? Çünkü elinizdeki oyuncular piyanişe bakıyorsunuz. Üst düzey bir oyuncu. Fakat geldikten sonraki düşüşü Batsuay belki hayatının en fazla offset'e düştüğü ligde oynuyor. Bu kadar değil. E, Alex Tekşehir'e belli. Şartlar Donetsk. Ondan sonra Avrupa serüveni yok. Öbür taraftan bizim ligimiz için etkin. Siz ama ona geldiniz sanki teknik direktörleri veyahut da bütün hocalar şeyler de dahil oradaki doktorlar da 7-8 ay oynamamış oyuncuyu hemen ilk maçta oynatmaya kalktınız ve arızası çıktı. Uzun süresi geçti. Yani bunlar bir sürü argümentleri çıkarabilirsin. Esas ana noktası Ümraniye'deki şurası. Sağ. Oraya irdelemek lazım. Orada biz burada ne kadar konuşursak konuşalım afaki antrenmanı izleyip ondan sonra daha iyi karar verebiliriz. Çünkü gidemiyorsunuz, izleyemiyorsunuz yasak. Bir ay bir hocalarla birlikte olsanız orada neler çalıştığını neler sunacağını ki bu sezon Beşiktaş'ın geçen sezon Staj'da bahsettiğimiz sağ tarafı koridor olmaya başladı. Lig'de de aynı Türkiye Ligi'de. Yani lig'de. ben doğru mu anlıyorum? Siz Beşiktaş'ta antrenmanlarda bir, bir sıkıntılar sıkıntı var. olduğunu mu sıkıntılar düşünüyorsunuz? Var. Çünkü, Ama ne olabilir? şimdi? Geçen sene de aynı yerde antrenman şöyle, yapılıyordu. Aynı ekiple antrenman anlatmak yapılıyordu. Anlatmak istediğim şu. Geçen sezonki antrenman metodunda aynı bu sezonda devam ediyorsanız size gelen oyuncu kültürleri farklı transfer ettikleriniz. Hmm. Şimdi bir piyan için oyun anlayışı farklı. Bir Ajax maçındayım. Yukarıda da anlattım onu biraz evvel. Bir top geldi. Sağ taraftan o topu aldı. Daha hiç bakmadan bütün Beşiktaş'ta sağ tarafta Ajax'da oraya yüklemesini yapmış. Bir döndü sol tarafa bir attı topu. Senin sol taraftaki gelecek daha. Top taca çıktı, ellerini kaldırıyor. Oyun kültürü, oyuncu aldığınız oyun kültürü. Batsuay, e niye bu kadar çok offside'e düşüyor? Bunun etüt etmek benim görevim. Niye çabuk oynar? Atiba'daki düşüş neden? Yozlet'teki düşüş neden? Yani onun için biz bunları ilde kişiler üzerinden değil. Performans kişilerin kötü olabilir. Onu çıkarırsın, birini sokabilirsin. Ama genel kötü performans. Arkadan kulübeden attıklarınız da kötü. Salih niye bu kadar çok düşüş yaşıyor? Örnek. Can burada şimdi birazdan dediğim gibi pozisyonlara da bakacağız ama Sergen Yalçın'ı nereye koyacağız burada? Yani Sergen Yalçın bu denklemin neresinde? Denklemin neresinde? Ben şöyle iki hatta belki bir söylemi vardı. Benim ben katılmıyorum mu dedi, benim suçum değil mi dedi bir şey söyledi. Neticede sahaya çıkıp ben oynamıyorum dedi. Yani. Fark etmez. Onları hazırlayan sensin. Senin futbolcuların sorunu yok burada sorumlu olan biziz yani teknik direktörler. Şansı sorumlu. Şu anda e, Sayın Yalçın oradayız hoca olarak. O ekibin de sorumlusu en başta birinci kişisi ise sorumlusu sensin. Başkalarını aramayacaksın. Futbolcu da aramayacaksın. Futbolcu derken ne der ki? Atar. E ben çalışmıyorum ki. Örnek veriyorum. Yani futbolcular kendilerini kurtarmaları çok basittir. Sizseniz geçen sezon o kısıtlı kadroda yaşadığınız performans, oyuncuların üst düzeye verdikleri performans hepimiz burada bravo dedik. Ama Niye düşüş yaşandı? Niye Beşiktaş sadece bir 20 dakika, Garsel ise bir 20 dakika esiyorlar. Fırtına gibi de. Ondan sonra yoklar. Yani bunu yaşadınız. Ve performans olarak oyuncuların da düşüşleri var. Bunun ana nedenleri ya çok fazla oyuncularla değiş, değiştiriyorsunuz, oynuyorsunuz, belli bir kalıbınız yok veyahut da e, oradaki geçen sezonki aynı antrenman metotlarının aynısını devam edip yeterli gelmiyor. Ya, Yeni başka bir Çünkü bakın sizin noktada fix yerleriniz vardı. Kaleci değişmez. Sakat yoksa. Stoperler kolay kolay değişmez. Santrofor hiç değişmez. Bunlar fixtir. Yani sizin 8 tane 9 tane ana temel oyuncularınız vardı. Bunlar her hafta oynarlar. Ve her zaman da söylemekten bıkmayacağım ve gene söylüyorum. Lewandowski'den hep bahsediyorum. Adam gazozuna maçta oynuyor. Salah her maçta ne Liverpool adam değiştirmiyor sakatlıklar, cezalar olmadan. Biz e, rotasyon Rotasyonu denilen o illeti biz soktuk içeri. Bunu bilemiyoruz. Nasıl yapılacağını da kimse bilmiyor. Ve her şeyde saçma sapan bir rotasyonla çıkıp önümüze sunuyorlar. Maalesef değiller. Ayıp değil. Öğrenmenin yaşı yok. Hepimiz öyle daha hala da öğreniyor. Gidin bakın onlar nasıl yapıyorlar bu işi. Haftada iki maçı, üç maçı nasıl oynuyorlar? Aynı kadrolarla. E, maalesef biz değişikler. Dün e, üzülerek Beşiktaş'ı seyrettik. O gürleyen, o kükreyen, o esen takımın yerinde yerler esiyor. Bir bakalım mı hocam nasıl goller yemişler e, Beşiktaş? Şimdi bir prestij mücadelesi haline gelmişti bir kere Aynen. her şeyden önemlisi. Yani alacak bir puan. E, ülke puanı açısından da değerliydi. Bir gelir e, elde etmek açısından da çok önemliydi. Ve tabii ki de e, psikolojik dış. olarak yani, yani bir puansız dışı, kapatmamak tamam. açısından önemliydi. Ama e, zannediyorum e, konsantrasyon, motivasyon artık son maça e, kaldığı için biraz e, yerlerde demek e, doğru olur. Pozisyonları isteyelim şimdi arkadaşlarımızdan. E, bakalım. Zaten hocam 7 pozisyon getireceğiz ekrana. Şimdi e, 5'i gol. İlk golüyle başlayalım. Borussia Dortmund'un Malen'den gelen bir gol. Çok rahat geçilen bir orta saha görüyoruz hocam. Buyurun sizin yorumlarınızı alalım. Ya söylenecek bir şey yok. Çabuk bir kaybettiniz. Bir top çabuk çıkışı. Şulç'un girip e, orta sahada yanılmıyorsam e... Ortası Davut'la oynuyor herhalde. Orada çabuk çıkışları ve Gonne'yi malenle neticelendiriyor. Koşarken geri koşarken Beşiktaş'a dikkat edin. Kaç kişi var orada? Şuraya bakın. üç kişi sar, sarıyor etrafını. Yani evet. Dönme şansınız evet. yok sizin. Burada çok güzel bir e, atakla iki kişi kalmışsınız orada. E, bomboş. Bir tarafta kapatmaya gidiyorsunuz. Burada Necip gölge Gölgem arkadaşında arkasından yürüyerek geliyor. Ki Wellington'dan önce onun oraya rahatsız etmesi lazım ama işte o andaki sahneselik mesele pozisyon hataları yapılabiliyor. Pozisyon hatasında durmamak lazım. Şimdi rakibinizin sizin onlar da sadece e, ikinciliği oynamıyorlar. Onların belli konumları ama 3 kişi birden basıyorsa ve 90 dakikanın hemen hemen her pozisyonda bunları yaşadık. Sizi döndürmüyorlar. Hocam bir de öyle bir grup izledik ki yani bu sadece bu karşılaşma'yı izleyen bir futbol sever herhalde Borussia Dortmund doğrudan e, çıkmıştır çıksız, diye düşünür ama ayakta bakıyorsun oldu. Evet. dört çekiyor. Evet. Ki şimdi şeyde yorumlarda da dinledik biraz Ayaks'tan falan Ayaks da dünden bugüne kurulan bir şey değil. 70 beri gelen bir şey. Tabii bir futbol şey kültürü. Futbol. İkinci pozisyonumuza bakalım. Beşiktaş'ın Batu Batshuayi'nin yerde kaldığı e, pozisyonu ekrana getirelim.